Kendisinin sadece bir tane fotoğrafı var, kendisinin ne YouTube'da videosu, ne herhangi bir gazeteciye verdiği röportaj, ne de herhangi bir yerde görüntülenmesi var. Ama bu isim Fethullahçı terör örgütünün en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Fetö Fethullahçı öldükten sonra yerine geçecek muhtemel lider adaylarından biri olarak gazetelerde sıklıkla yer alıyor. Herkese merhabalar. Fetullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan bir isimden bahsedeceğim. Bu zamana kadar hep kırmızı kategoride yer alan fetöcülerden bahsettik ama İçişleri Bakanlığı tarafından mavi kategoride aranan Barbaros Kocakurt, pek çok özelliğiyle kırmızı kategorideki teröristlerden daha tehlikeli bir isim aslında. Terör örgütünün en gizemli yöneticilerinden biri olan Barbaros Kocakurt hakkındaki bilgileri anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Barbaros Kocakurt, 1954 İzmir doğumlu. 16 yaşındayken Fethullahçı terör örgütüne bağlanıyor. 1970 yılında onu Fethullah Gülen'le tanıştıran isim halen FETÖ'nün en önemli isimlerinden biri olan örgütün Avrupa katası imamlığını yürüten Abdullah Aymaz. Abdullah Aymaz sayesinde FETÖ ile tanışan Barbaros Kocakurt örgütün 12 Eylül öncesinde açılan dershanelerinde yer alarak öğretmen oluyor. Ve karşımıza 1986 yılındaki meşhur Fethullah Gülen ve beraberindeki 13 kişi hadisesine kadar Barbaros Kocakurt'un terör örgütünde hangi vazifeyi üstlendiğini tam olarak bilmiyoruz. 1986'da ne yaşanmıştı? Kısaca hatırlayalım. 12 Eylül darbesi sonrası Fethullah Gülen güya Türkiye'nin her yerinde aranırken İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da rahatça dolaşan bir isimdi. Ancak 1986 yılında Antalya'dan 3 arabayla hareket eden FETÖ başı ve beraberindeki 13 kişi Isparta ve Burdur girişlerinde yakalandılar. Fethullah Gülen o yakalanma sonrasında ifade vererek serbest kaldı. Fethullah Gülen'le birlikte 13 kişi daha yakalandı ve bu 13 kişi daha sonra Fetullahçı terör örgütünde üst düzey görevler üstlenen insanlar olarak karşımıza çıktı. Bu isimlerden biri de Barbaros Kocakurt. Başka kimler vardı? FETÖ'nün İsrail İmamı Harun Tokak, Cumhurbaşkanı Turgut Özal şehit olduğunda Gülen Askeri Tıp Akademisi'nde nöbetçi subay olan Mustafa Sarsılmaz, FETÖ'nün finans kuruluşu olan Kaynak Holding'i yöneten Naci Tosun gibi isimler vardı. Bu isimler arasında bir öğretmen olan Barbaros Kocakurt da yer aldı. Barbaros Kocakurt ifadesinde Fethullah Gülen'i tanımadığını, o arabaya yanlışlıkla bindiğini, Fethullah Gülen'in arandığından haberi olmadığını, zaten kendisinin bir öğretmen olarak aranan bir isimle işi olmayacağını anlattı. O da dönemin siyasileri ve askeri gücünün, askeri bürokratlarının devreye girmesiyle Fethullah Gülen'le birlikte serbest kaldı. Barbaros Kocakurt daha sonra FETÖ'nün koleji olan Yamanlar Koleji'nin kuruluşunda yer aldı ve kolejin İlk yöneticilerinden biriydi ve biz kendisinin örgüt içerisindeki faaliyetlerinden 90'lı yılların ortasına kadar çok fazla haberdar olmadık. Barbas Kocakurt'un en büyük özelliği bu zaten. Kendisinin sadece bir tane fotoğrafı var. Kendisinin ne YouTube'da videosu, ne herhangi bir gazeteciye verdiği röportaj, ne de herhangi bir yerde görüntülenmesi var. Ama bu isim... Fethullahçı terör örgütünün en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Fetö ile öldükten sonra yerine geçecek muhtemel lider adaylarından biri olarak gazetelerde sıklıkla yer alıyor. Barbaros Koca Kurt 90'lı yıllarda Cihan Haber Ajansı, Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu gibi örgütün medya kuruluşlarında yönetici görevinde bunu da FETÖ elebaşının yayınladığı taziye ilanlarında ya da örgütün önemli isimlerinin ölümü sonrası düzenlenen cenaze törenlerindeki Küçük haber notlarında görüyoruz. İşte Samanyolu Televizyonu'nun genel müdürü Barbaros Kocakurt da cenazeye katıldı. Ya da Zaman Gazetesi yönetim kurulu üyesi Barbaros Kocakurt da cenazeye katıldı bu şekilde yer alıyor. 1994'ten 1999'a kadar Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü mensubu bütün bürokratların mahrem imamı kendisi. Barbaros Kocakurt'un FETÖ'deki görevleri bununla sınırlı değil. Kendisi bürokratların mahrem imamlığını yapmakla birlikte örgütün polis kolejlerine sızdırdığı, askeri okullara sızdırdığı öğrencilerin de sorumlu imamı olarak görev yapıyor. Zaten 2008 yılından sonra Fethullahçı terör örgütü Türkiye'yi 5 eyalete ayırdığında bu eyalet imamlarının FETÖ elebaşı ile ilişkisini düzenleyen yani Türkiye imamlığını üstlenen kişi de Barbaros Kocakurt. Barbaros Kocakurt Fethullahçı terör örgütünde mahrem imamlık görevlerini üstlendikten sonra Türkiye imamlığı görevini de üstleniyor ve kendisini biz 17-25 Aralık kumpasının organizatörlerinden biri olarak, Mitterları kumpasına onay veren isimlerden biri olarak görüyoruz. Nerede? Mahkeme itiraflarında. Bu süreçte de Barbaros Kocakurt'un adı medyada hiç yer almıyor. Kendisi FETÖ'nün ekran yüzü olmayı tercih etmiyor ve gizemli halini korumaya devam ediyor. Barbaros Kocakurt'un asıl karıştığı ihanetse Musun Yazıcıoğlu suikastı. Musun Yazıcıoğlu'nun helikopterinden cihazları söken ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast temi içerisinde yer alan Davut Uçun ve Aydın Özsucan avukatı FETÖ'cü. Ve bu FETÖ içerisinde çok ciddi problemlere sebebet veriyor. 15 Temmuz öncesi neden örgüt mensubu bir isim? Örgüt mensubu askerleri Muhsin Yazıcıoğlu suikasti gibi kritik bir davada savunuyor. Ve bu süreci çözmek için eyalet imamları, il imamları birbirlerine danışıyorlar ve en sonunda İzmir'de olan ve o dönem Türkiye imamlığı görevini üstlenen Barbaros Kocakurt'la görüşüyorlar. Barbaros Kocakurt'la FETÖ elebaşıyla görüşerek bu meselenin üstünün kapanmasını sağlıyor. Önce davalara gizlilik kararı alınıyor. Daha sonra davalar sulandırılıyor. Avukat değiştiriliyor. Ve Davut Uçum'la Aydın sıcak o mahkemelerden ilk olarak aklanıyor. Ta ki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer aldıkları zamana kadar. Kendileri şu anda hem 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları için hem de Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde suikasti aydınlatacak cihazları çaldıkları için yargılanıyorlar. Barbaros Kocakurt 2014 yılında yurt dışına kaçıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullahçı terör örgütü mensuplarının kamp olarak tanımladığı Pensilvanya'daki örgüt merkezinde FETÖ ile başının dizinin dibinde oturarak örgütsel faaliyetlerine devam ediyor. Ancak Barbaros Kocakurt'un kardeşi Mehmet Tahir Kocakurt Kuzey Irak'a kaçarken yakalandı. Kendisi FETÖ'nün Ege bölgesindeki iş adamlarından sorumlu mahrem imamıydı. Ege bölgesindeki iş adamlarından sorumlu bir mahrem imam neden Yunanistan'a değil de Kuzey Irak'a kaçar? Bu sorunun cevabı henüz bulunmadı. Ancak Mehmet Tahir er, Kocakurt yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı ve cezaevine konuldu. Barbaros Kocakurt'un kardeşi Mehmet Tahir Kocakurt savunma alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi ve kendisi EDES sistemlerinin de ortağı. Yani trafik cezalarını kesen ve radar sistemi olan EDES sisteminin ortaklarından bir tanesi. O şirkete de kayyum atandı. Mehmet Tahir Kocakurt halen cezaevinde ve Barbaros Kocakurt Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütsel faaliyetlerini devam ediyor. Videomuzu sonlandırırken Babus Koca Kurt'un yönettiği ekipten de bahsetmek gerekiyor. Gazetelerde sıklıkla yer alan Fetöle Başının ölümünden sonra örgütün dört parçaya bölüneceği iddialarını daha önce başka bir videomuzda açıklamıştık. Ben Barbaros Kocakurt'un artık FETÖ'de bir liderlik mücadelesi içerisine gireceğini tahmin etmiyorum. Çünkü kendisini her zaman geri çekti. Sosyal medyada bile Nisan ayında kendi ismiyle bir hesap açtı. Kendisinin sosyal medya hesabına baktığımızda hiçbir inisiyatif almadan sadece bazı tweetleri retweet eden eskinin yumurta hesaplarından biriymiş gibi görünüyor. Ve bu adam örgüt içerisinde Hamdullah Bayram Öztürk gibi Adil Öztürk'ten önceki TSK irmamını, Akın İpek gibi FETÖ elebaşının Melekoğlu Melek diyerek övdüğü ve FETÖ tarafından zenginleştirilen şu an İngiltere'de rahat bir hayat süren örgütün finansörlerinden bir tanesini yöneten isim olarak biliniyor. Örgüt içerisinde halen çok güçlü örgüt mensuplarının ihanetle suçlamasına rağmen, örgüt içerisinden atılmasını istemesine rağmen halen örgütün karar mercilerinde yer alan, örgüt içerisinde halen daha çok sayıda mahrem imamı yöneten bir isim ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyor. Barbaros Kocakurt, Fethullahçı terör örgütünün en gizemli, en sır dolu yöneticilerinden biri olarak faaliyetlerine halen devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam edeceğiz. Bizi desteklemek için Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.